Evet sevgili basketbol seyirler, Euroleague Basket Podcast'in bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Garanti BBVA emekliliğin sponsor... emeklilik sponsorluğunda. Abi sana bakınca emeklilikten sonra duygulandım. Kelime Emekli mi lazım. oldum? Olcan inşallah. Ömrüm yetecek mi? Bir sen kaldın zaten. Ay. Allah sana güzel ömür nasip etsin. Nasılsın abi? İyiyim. Gene giymişsin Luka Doncic'ini. Çok seviyorum ya. Ha? O da seni seviyor. Çok orijinal. Ha. Nasıl keyfin? Sen nasılsın? Ben boş ver. İyi misin? 9 senedir nasılsın? 9. 2012'de. Benim. Ha. o. E o. E. Anne, anne, şeyim var daha önce. 2000. Öncesi de var. 99'dan. Hiç, yani hiç geçmeyeceğini biliyorsun. Biliyorsun. Ee, ama sunar... bir şekilde alışmaya çalışıyorsun. Senin dediğin gibi. Hayat fiziki görmemeye ediyorum. alışmak. Ee... Öbürünü zaten yaşıyorsun hep. O şey değil. Fiziki o eksikliği evet. arıyorsun. Öbürü zaten... Neyse hep... Allah anamızı başımızdan eksik etmesin. Amin. Allah uzun ömürler versin. Amin abi. Ee, Anadolu Efes'e başlayalım. Ben bir şey anlamadım o maçta. <laughs> ben de çok anlamadım. Maç zaten benim için birinci periyotta bitti. Hayır ben kızıl yıldızı pes yani böyle havlu atmış bir görüntüsü vardı. Yani 7 galibiyeti var. Sonra <laughs> ikinci olabilir ama yani e, zaten sonunu seyredemedim. Seyredecek de bir şey yoktu herhalde. Çünkü Fener maçı için şey gitmem gerekiyordu. E, yani ilk çeyrekte sıfır faal yapıp rakibi 13 sayıda tutuyorsan başka söze <laughs> gerek yok yani. Yani çok Anadolu Efes için ölçü değil bu maç ama sonuçta. Yani, şimdi Efes'in iyi göründüğü şeyler ya, bazı maçları işte e, değerlendirmeye almamak lazım. Yanıltıcı olabilir. Yani şimdi bu takım e, Kızıl Yıldız Real Madrid'i yendi 3 hafta önce mi ne? Üst, evet, %38'de mi 37'de mi ne tuttular? 39'da ya da e, ikilik 38 ikilik 39 üçlük mü öyle bir şey. E şimdi Efes %70.4 ile ikilik ucumu %45.2 ile ama yani ilk çeyrekteki özellikle e, Kızıl Yıldız'ın bir şey mi oldu dedirtecek halini görünce yani e, Efes mi çok çok iyi yoksa hakikaten bunlara bir şey mi olmuş yani ne olabilir onu da bilmiyorum koç aynı yani değişiklikten sonraki koç. Ama e, hadi diyelim, Efes iyiydi. İyi olan şeyler var. Simon'un önemi çok ön plana çıktı bence bu maçta. Çünkü e, skora rağmen, yüzdelere rağmen, Shane Larkin'da, Metsic'de e, şey rolünü çok iyi yapamadılar. Hazırlama rolünü. 4 asist ikisi toplam, 8 top kaybı. Şimdi normalde bu alarm verici bir şey ama bir bakıyorsun Simon 6 e, asist 0 top kayıp. Yani eee için bir benzeri bir şeyi var. E, Et, rolü rolü etkisi var, var, etkisi var. <laughs> o açıdan e, onun dönmesi geçen hafta döndü ama form yakalaması Efes için çok çok önemli. Ben hala şunu söylüyorum. Yani şey maçını da seyrederken eee Olympiakos maçını dün mi sen? İzledim. Skandal. <laughs> Skandal. Skan ya Skan bu Dami ne adam ya? Para mı alıyor acaba ya? Ha? Para mı alıyor acaba? Bilmiyorum. <laughs> Hay, şöyle. Bu ha, kadar bir bir şey var yani. Bu seviyede bu kadar kötü bir hakemin. Ha baba, kötü değil. Art niyetli ya. ya kötü niyetli. Bizim Çeşka kadar... maçının bir benzeriydi o. Hı. Yani e, sonunda baktı olmuyor tak diye şeye teknik faal verdiler. Bart Kars kasa. Yani, Bart, Bart Sol kasa. Şimdi Fenerbahçe 6 yıldır bunlarla boğuştu. Yani normalde Yasikivi İçius'un takımı iyi basketbol oynamıyor. Çok sert oynuyor. Bir şeyi var. İnanılmaz bir direnci var. Ama Öyle ya Efes'in geçen seneki gibi zevk veren falan bir basketbol oynamıyor. E, şimdi <laughs> Efes o formu yakalarsa, yakalamasa bile yaklaşırsa, ben diyorum ki ya, en büyük rakibi Barcelona çeşke geçmiş olsun. Mike James. Hem Mike James hem de yani İtalya'da sen bak mı? Çok, çok biraz... rüzgarla birinciydi evet. onlar. O rüzgar çok uzun. Esemez. Bu sefer çok deşifre olurlar. Yani o rüzgarı arkana aldığın zaman da bir şeyler yapman lazım. E, Şanssızlık Clyburn yine sakatlandı. E, James ne no, oldu belli değil. E, bakıyorsun şimdi form tutmuş bir Efes. Yani... Üstüne koyarak giderse belki de en büyük rakibi Fenerbahçe. <laughs> şu anki form... Ha? Şu anki form... Ya, rüzgar olmasa... Sakin bir yerde... Deniz kenarı olmayan bir yerde böyle denizden şey gelmese, rüzgar. Yani Barcelona'da yüzler çok mutlu değil. O çok enteresan. Yani geçen seneki Efes'le bu seneki Fenerbahçe'nin mutluluğu, heyecanı Barcelona'da yok mesela. E şimdi Efes'in bu şey performansıysa, başlangıç performansı üstüne koyarak çıkacağı bir performansa... E çok iyi durum ama Kızıl Yıldız'ın o özellikle ilk yarıdaki hali bir e, aftı yani. Evet. Hiç maça gelmemiş. Sezonu kapatmış gibi Ama böyle yani. maçlar da Anadolu Efes gibi e, üst seviye takımlar için sezon içinde önemli. Hiç olmazsa o düşüşte bir kazanmak hani yani sahada skor ne olursa olsun kazanmak Abi takımı hiç olmazsa biraz rahatlatacak. Çift maç haftası maka bir deplasmandan önce ilaç gibi bir i̇laç, maçtı. Evet. Ama ne oldu? Sınırı kapattılar. Yani burada biraz onu dışına çıkacak. Ya Euroleague nasıl <laughs> yönetiliyor abi ya? Ya şimdi Efes'in ne suçu var? En azından şunu yapmaları lazım. Efes belirlesin tarihi. Çünkü şöyle de bir şey var. Bir de Makabi Anadolu Efes'le oynayacağı maç öncesi İstanbul'da çok sert bir maç oynadı Fenerbahçe'yle. Efes öyle yorulmadı fazla da. İlaç gibi diyorum i̇şte. işte abi. Şimdi bu ters olsa tamam mı? Efes veya Fener olsa zaten e, kesin olurdu. İspanya'dasın. Tamam mı? Türkiye şeyi ondan sonra orada atıyorum Valencia ile oynuyorsun. İstanbul'a geleceksin. Baskonya ile oynayacaksın ya da Real ile oynayacaksın. Sınırları kapattık Türkiye. Yabancı almıyoruz dedi. Oynatırlar mı İspanya'da maçı? ama belki o salonda oynatmazlar ama İspanya'da o maçı oynatırlar mı? Oynatmazlar mı? Soru değil bence. Ha, değil mi? Yüzde bir milyar oynatırlar. E Hazır Maka bir de buradaydı. İşte onu diyorum abi. Şey Şeyde oynama. Yazı zaten bir sağ var. Sinan, ya söyleyeyim tamam söyleyeyim. Sinan Erdem de oynama. Ülkelerde oyna. Mesela bir, bir yerde oyna abi Bursa'ya git. Yakın bir yere git. Ülkelerde oyna. Yani tam böyle Efes'in en leh lehine olacak bir durum şey bir e, havası alınmış bir rakibi oynuyorsun çift maç haftasında yorgun bir rakip ve gerçekten e, yorgun bir rakip o da seninle aynı seyahati yapacak orada da bir şey avantajı yok yani evinde seni beklemiyor ve Efes için yendiği takdirde çıkışın e, pistinin başı olacak bir maç çok enteresan ya. Bence de enteresan. Ee, peki Fenerbahçe'ye geçmeden önce e, Anadolu Efes'in şu an 12 galibiyet, 10 mağlubiyeti var. Ee, nispeten Fenerbahçe'ye göre bir tık daha zorlu bir fikstürü var gibi duruyor. Hı, o belli olmaz. Ya tabii. Şimdi geçen seneki Andal <laughs> Anadolu Efes olsaydı çok fikstüre bakmazdı. Ee, şu andaki Anadolu Efes'in durumu itibariyle söylüyorum. Ee, Beklentin ne diye sorayım. Abi şimdi ben e, kağıt üstünde baktığım zaman Efes benim için Final for değil belki final şampiyonluk şeyi. Yani işte hep Barcelona'yı diyorum ama Barcelona'yı da açıkçası şey olarak o kadar beğenmiyorum yani. Dört dörtlük bir Efes ile dört dörtlük bir Barcelona arasındaki bir maçı ben şu anda 4 dörtlük Efes'i kazanır diyorum yani. Ama e... bir de Shane Larkin'in Barcelona aşkı var. <gülüyor> <gülüyor> o Baskonya günlerinden herhalde. Olabilir. Burada olmadı yani değil mi? Olabilir. Ama Anadolu Efes'teki çıkışı Barcelona maçıyla başlamış. Hayır mesela Çesk, Fener'in Çeska şeyini anlıyorum ama Shane Larkin'in Bobby'nin de anlıyorum. Shane Larkin'in öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum ya. ya. Yani biraz böyle denk geldi belki. O 2019'daki Shane Larkin çıkışı da ilk Barcelona maçı normal sezon. Evet. Valla Efes e, şimdi Şubat ayında 3 maç var. Efes'in ritmi yakalaması için bazı engeller var. Bu engellerden ilki Makabi maçının ertelenmesi. İkincisi şimdi Şubat ayında milli maçlar olunca Larkin gidecek mi milli takımla? Bence gidecek. Kaç Efes'i gidecek? Yani o iki haftalık boşluk bence hem Efes'in hem de şeyin aleyhine Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe, Fenerbahçe özellikle şey, Zenit'i de yenerse bu. zaten o şey tamamıyla iki haftada onu nasıl ya belki de diri de... tutacaksın o e, havayı, inancı ayrı bir şey. Ya Biraz da oyuncuların dinlenmesi için Fenerbahçe'de ben e, belki dezavantaj dedim çünkü çok havaya girdi takım da. Belki biraz da oyuncuların belki dinlenmesi için de bir avantajlı olabilir yani. Bilmiyorum yani. İki takım e, şimdi içinde... o getirdin. Onun maç yapması lazım. Rusya'ya gidemedi bize. Aa, problemi. Onu Fenerbahçe'ye geçince soracağım bir bizi çok izleyen bir benim de sevdiğim bir abim yurt dışından sormuş. E, o soruyu soracağım sana. Geçelim mi afa Fenerbahçe? Ye? Anadolu Efes'e eklemek istediğin bir şey var mı? İşte Anadolu Efes'in bu başlangıcın arkasında ben hala kadro olarak zaten şey yani Simon'un önemi bu maçta bir kez daha gözüktü. Shane Larkin endeksi olmadığı takdirde yani Shane Larkin geçen sene gibi oynayacaksa endeksi olsun. Ama o şeyi bu maçta da pek göremedim. Çok yani iniş çıkışlar var. Yani orada hala bir de hani keskin iniş çıkışlar var yani. Evet. evet. Ee, yani B planını oluşturuyorlarsa, C planını oluşturuyorsa şey, çünkü burada çok plan yapabilecek bir kadro var. Yani bu kadro sadece bir kişinin eline veya iki kişinin eline bakmaması lazım. O oluşturulacak B ve alternatif planlarda da Simon çok önemli bir isim. Babua da bence çok önemli bir isim. Zaten kısa rotasyona Efes'in... Yani evet. Efes'in kısa rotasyonu, CSK'nın uzun rotasyonunda karıştır tamam işte geçmiş şey olsun. NBA'de oynarsın. yani. <laughs> evet. Fenerbahçe geçelim abi o zaman. Sekizinci ee, 8. galibiyet üst üste. Özellikle Makabi maçı bence sezonun en önemli şimdi Zenit de öyle geliyor. Makabi ya yani bir tanesini geçti bana kalırsa. Her şeyden önce maçı kazanmasından öte o sertliğe cevap verdi. Ligin en sert takımlarından birine karşı. Ya zaten yani. şey maçını konuşmaya gerek yok ya kimki. Yani onlar başka bir şey olmuşlar çünkü. Onlar rekoru kıramadı Fenerbahçe maçı, kimki maçında 29 asiste kaldı. Ya 29 asist rekoru, şey rekorunu kırdılar ama Verimlik 155. Ha, Takım verimli rekorunu kırdılar. Ee, yani onlar maç kazanma falan değil. Orada e, gelecek sene Şved kadroyu kurarken beni de unutmasın diye çünkü ciddi paralar alıyor oradaki oyuncular. Yani Şved'i sayı kralı yapma gibi bir amaçları var yani. Şved'i kenara aldıktan sonra koçları zaten iki dakika basketbola benzer bir şey oynadılar abi son iki dakika. Şved orada şey değil mi? Mahallede hani e mahallede ki çocukların topu olmaz. Bir de topun sahibi bir çocuk olur. Mecbur oynatmak zorunda abi, kalırsın. Abi topun onu. sahibi, salonun sahibi. Her yani. şeyin sahibi orada. Bu kadar, bu kadar bir takımın basketbol <laughs> onurunun olmaması mümkün değil. Hepiniz profesyonel oyuncularsınız ya. Evet. Kaç tane guard, forward, yüksek posttan dribbling yapa 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 içeri girdi ve turnike bıraktı. Hepsi bakıyor abi. Bak mesela bir pozisyonda Alex Perez topu çaldı hatırlıyor musun Şivet'ten? Evet. Umursamadı bile Şivet. Durdu orada böyle bir akıl tutulması mı denir ona ya da böyle lay lay lom havasından mı? Abi, Abi sen Şivet'in Şü... bir başladın. emek sarf ettiğini gördün mü savunmada? Ya da bakalım. NBA dönüşünden sonra hiç hatırlamıyorum. Böyle savunma yapıyor. Hı. Gözümle düşürürüm mü? Valla. Yazık. Ama yani bu Alisan lisansı falan e, hakikaten yani EuroLeague'e yakışmıyor ya. İki galibiyet. Sezon başında yalnız yani e, takım EuroLeague onları mahvetti abi. 7 kişi, 8 kişi maça çıktılar. O mağlubiyetlerin hepsi sayıldı. Sonra Zenit çıkmadı diye mağlup edeceklerdi. Bir telefon geldi, hemen geri adım attılar. Zenit'in bütün maçları ertelendi. Kim bütün mağlubiyetleri kaldı orada Bertans bir maç mesela oynayamayacak durumdayken şeyi kadroyu tamamlamak için bence aldılar Altyapı'dan Çoluk çocuğu aldılar. ona bir şey demiyorum ama şu anki hali <laughs> işler açıcı Yani ben sana söyleyeyim. ya yani. katılıyorum O zaman Makabi maçını konuşalım abi Bir de ha, ba bana da olarak... şeyi soruyorlar e, Dün şeyde de söyledim Fb TV'de de ya Alex Perez Tamam En azından e, Fenerbahçe'de nasıl bir top oynaması gerektiğini öğrenmiş. Ama şimdi dünkü e, sertliğe karşı ben Alex Perez'le ilgili bir değerlendirme yapamam. Abi. Sen oynar mıydın o maçta bu halde? Ben 3 turnikeyi atardım üç abi. 3 turnikeyi Üç turnikeyi <laughs> windmill yapamazdım şey gibi. Pierre gibi. Pierre gibi. Ee, ama 3 turnikeyi kesin orada şey yapardım. Peki bu Okuyun vize sorunu yani kulüp normalde çıkarıyor değil mi oyuncuların üç. vizesini? Hiç yani normalde ben öyle diye biliyorum hani e, öyle oluyor. Yani, Ama bu pandemiden dolayı belki. maç onun için e, Perez benzeri önemliydi. Nasıl bir top oynaması gerektiğini. Televizyondan da olsa. Ha. Git, televizyondan da herhalde televizyondan izlemiş. Ya tamam anladım. da yani e, işin içinde olmak çok farklı. Çünkü ben hakikaten onun e, o pas trafiğini aksatmadan bir e, size getireceğini umut ediyorum. Çünkü iyi pasördür. Ee, ne kadar alışverişte bulunursan yeni geldiğin bir takımda basal alışverişi, top alışverişi o kadar iyi ee, ama gidemedi. Şimdi bir maç var, çok hayati bir maç. Onu ne kadar kullanır Okoşko bilmiyorum. Ondan sonra da ara var. Yani e, kötü bir zamana denk geldi onun gelişi. Bakalım maçında iki dakika girdi. Bir fake yedi ama steps yaptırdı. Abi o iki dakika. Bence e, Kokoşko'nun onu bir şeyini görmek istedi. Yani kötü oynadı diye veya e, ne durumda? Fiziki durumda. Ne durumda? durumda. Yani işte e, ne zaman faydalanmaya başlayabilirim ya da ne zaman kullanmaya başlayabilirim diye bir görmek istedi. Çünkü e, güzel bir maçtı şey açısından, EuroLeague kalitesi açısından, sertlik açıdan ama Fenerbahçe ilk çeyrek hiç oyunu bozmamaya çalıştı. Yani dün de öyleydi. İlk çeyrek yedi asist, iki top kaybı, ne? öyle bir şey. Ondan sonra zaten bir şey olunca rotasyon başlayınca enerji yüksek oyuncular oyuna girince hemen değişiyor. Yani iki maçta da ilk yarıda rakibin asist top kaybı oranı inanılmazdı yani. Bak 19 asistim var Fenerbahçe'nin bak maçında yine 20 barajına geldi. He evet, yani ya Fenerbahçe'nin oyunu akıyor artık. Aynı, aynen. Yani o çok önemli. Ee, ben de salı günü maça gittim. Canlı izledim. Ee, canlı izleyince en son bayan maçına gitmiştim Fenerbahçe'nin sezon başı hani İlk kere ilk periyot bir 17-18 sayı 20 sayı öne geçip ha. verdiği maç var ya. Rotasyon mesela, kurbanı. Da, aynen. Ee, Zenit maçında bir pozisyon kaldı aklımda onu sana söyleyeceğim. Görmüşsündür. Ee, kaptan biliyorsun bu aralar maalesef çok iyi bir zaman geçirmiyor. Ee, ama düzelecektir inşallah. Ee, kokoşko bir pozisyonda onu kenarda yani mola molaya doğru takım gelirken bir... Böyle bir azarladı. Bir Obradoviç zamanları geldi gözümden. Zenit mi? maçında mı? Kim ki maçında? Özür dilerim. Aa. Anla. Ee, özür dilerim abi. Şey. E, kenara gelirken Kokoşko bir azarladı. E, takım da Igor'a saygı artık iyice saygı göstermeye başlamış. Onu gördüm. Yani kaptan. Evet Obradoviç'e biraz hani böyle o azarlamaya karşı böyle bir e, şöyle olmasını okeyim. Ona bir şey dediğim yok. Ama Igor Kokoshkovla da o diyaloğu görünce dedim e, takım da onu kabul etti yani birçok şeyini diye tahmin ediyorum. Biraz o oyuncuların vücut dilinde de var. De o kötü, Koça güven. Kötü dönemde e, kırılgan bir takımdı Fenerbahçe. Ama maçtan maça o kırılma noktasına gelene kadar bir takım şeyleri izlediğinde bu takım çalışıyor diyordun. Kolay değil abi yani. Tabii, tabii, tabii. Bu kadar yeni oyuncu bir de yani hiç bir de oyun bir tanesi o... böyle şey takımdan geldi. Sistem yani de Barcelona, değiştirdi. Real, Chelsea, ne bileyim Maccabi yani Panathinaikos. Bir de Obradovic'in uzun şeyli sistemiyle uzun temelli sistemiyle son 5-6 senedir tamamen kısa temelli ortada istasyon. Evet Obradovic de çok kullanıyordu Veseli'yi yani, uzunlara ama orada... Vesele'yi çok önemli. Ama Fenerbahçe, Vesele'yi çok önemli ama daha çok kısa temelli bir sisteme geçti. Hem oyuncular değişti hem sistem değişti abi. Çok zor Abi düşün. Oyuncular değişti, sistem değişti ama belli ki çok iyi idman yapıyor Fenerbahçe. Evet. E, i̇ki hafta önce veya üç hafta önce bile gördüğün bazı hataları savunmada artık görmüyorsun. Pierre e, zaten haftalardır, aylardır belki e, bu bir Euroleague oyuncusu oldu dedirtiyordu. Şimdi o noktaya Eddie de geldi bence ee, yani ya da kapıyı açmak üzere yani topu yere vurup mesela dün ki belki kim kim maçı diye şey ama 3 kişi arasından Pierre'e verdiği bir pas var topu olsun, yere vurdu olsun. atmadı üçlük üçlükçüz savunmada ama bir maçında da var öyle şey hmm. pozisyonu bozuyor evet 3 defa falan yaptı yani o açıdan bence Eddie de orada ee, kolay değil tabii. Yani hala böyle bir arada çalışma fırsatı olmadı. Şimdi Bartel yok. Ondan önce ama şu bir gerçek ki yani Obradoviç olsun, Kokoşkov olsun, e, iyi bir koç olduğu zaman Fenerbahçe'nin Wesley Avrupa'nın en değerli oyuncusu abi. Dün Fenerbahçe TV'de sakat olmadığı zaman. En değerli oyun Fenerbahçe TV'de senin o şeyine denk geldim ee, konuşuyorduk. Hayret sen beni pek seyretmezsin. Denk geldim. Ha, denk geldim. <laughs> zoom yapar. Yok. Ya vallahi izliyorum ma maçtan sonra böyle o gücü bulursam tek açıyorum izliyorum. Biraz seni izlemek için güç gerekiyor bana. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Şöyle tam orada denk geldim abi. Şöyle oldu sen ne dedin? Ha bir draft olsa. Yüzde bir milyar e, hani dedin. Yani sakatlanmayacağını kes. Yani böyle sakatlanmayacağını e, hiç erör vermeyeceğini bilsem dedin vesileyi bir numara seçerim. Çünkü yani. hem hücuma hem savunmaya e, hem kendine hem takım arkadaşlarına yani şey hakikaten herkese. Yasın. MVP olduğu sezon mu sakatlanana kadar şu an mı? Abi MVP olduğu sezon şimdi insanlar unutuyor. Ee, Vay be nasıl toparladın, ne hale geldi falan gibi sorularla karşılaşıyorum. Hatta en iyi basketbolunu oynuyor. Tamam daha olgunlaştı. O bir yaşla ilgili bir şey. Ama o sakatlandığı döneme kadar da çok iyi bir vessel'i izledik abi. Ama o zaman oturmuş ve e, iyi bir kadroda yani. Euroleague Man, ee, aman yani Vesely sakatlanması Fenerbahçe büyük bir ihtimalle şampiyon olurdu. %90. Yani İtülis onu söylemişti hatırlıyorsun. İtülis maçtan sonra söyledi biz şanslıyız dedi Fenerbahçe bu kadar sakatlık yaşadı dedi. Evet. Yani o dönemi o, o sezonu insanlar çok çabuk unutuyor ha şu anda Gudur için gelmesiyle o da Doko'la da takıma daha sahip çıkıp rahatladı da. Daha abilik yapıyorlar, daha liderlik yapıyorlar. O o tarafı o zaman pek yoktu. Lorenzo Brown bir rahatladı ya. Abi Lorenzo o da... böyle oynasın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Arada bir geliyor. koloya da geliyor. Onu hoş karşılıyor insan. O da gidecek diyorsun herhalde. Ama e, Lorenzo'nun şu önemi var. Lorenzo adam geçmekte Deko'dan daha iyi. Adam geçip pozisyon hazırlamayı alışkanlık haline getirdiği zaman zaten o bir duruyor değil mi? E, kafa, <laughs> bir şey, kafa bir, duruyor bir şey oluyor. Dur ben geçtim ama ee, bir şey, ne bir, yapmam lazım? Bir şey oluyor. Bir de şu var. İstediği zaman bunu şey maçında da gördük. E, Fenerbahçe'nin en iyi dış savunmacısı. <laughs> e, İstediği zaman. Oraya kimi eklerim biliyor musun? Birebir de. Güdüriç. Edi, Güdüriç'i e ayrı istiyorum. Güdüriç e, şeyi karıştırıyor. Sayı savunması, zeka savunması Hep... ve fizik savunması hepsini <laughs> böyle hepsi. bir karıştırıyor. Edi kısa karşısında istediği zaman hani kafayı verdiği zaman çok iyi kalıyor. Yok ben Edi'de müthiş bir potansiyel görüyorum. Biraz e, zaman aldı çünkü e, Kokoşkov'un da hem Euroligi hem takımı... Hem kombinasyonları hangi oyuncu kimle daha iyi falan onları keşfetme dönemine geldi o şeyi ee, ama yani çok iyi bir transfer gibi olacak gibi duruyor bana biraz Nanalının ilk geldiği şeyi hatırlatıyor evet. ama Nanaliden daha atlet ve e, savunma bardağı şimdi doldurmaya başladı. Daha, daha büyük çabuk. daha büyük o açıdan çok da düzgün bir karaktermiş. O da Pierre de yani onu dün onu açıldı da. iki tane çok değerli ve ucuz transfer Fenerbahçe'de. Yani bedava transfer hatta. Ama bu koşu oyunda hakkını burada vermek lazım. Evet. Tanıdıkça şimdi dün maç sonu röportajını izlememiştir zayıf yapıyorsan. O sırada geçmişsindir bir sonraki kanala. Yok Ceren içeride dizi izliyordu. Hani maçı çok izledim ya biraz yanına gidip... <laughs> ben hiçbir farklı <laughs> şey farklı yapmıyorum dedi şey. Durumunda kaldı. Kokoşkov. Yapıyor tabii ama şunu demek istemiş olabilir. Tutumum veya yaklaşımım oyuncularıma veya staffıma hiç değişmedi. O tamam zaten öyle bir adammış. Zaten onun da meyvelerini yer. O çok yedi bence. Hiç kimse trenin altına itmeyerek. Hep sorumlu benim de. Ee, da onu yaptı sezon başında. Evet yani işte o yani. onu söylüyorum. Beş İyi idman günü. yapıyorlar. Eğer o Quinn çünkü dünkü maçları seyrederken eve geldikten sonra öbür maçları size biraz ihtiyacı var Fenerbahçe'de. Net. Özellikle olası bir CSK eşleşmesi yani, falan. Orada bir baba lazım. O Orayı doldurursa ama burada da Kokoşkova önemli bir görev düşüyor. Ee, savunmada onu Wesley kullandığın gibi kullanamazsın abi. Yani o, o o değil. Switch. O o değil. Yani e, eminim hepsini takip ediyordur. Biraz Utah'ın Rudy Gobert'i kullandığı gibi kullanmak lazım onu. Nasıl? Onun biraz daha çok Ekbe rolü Yutan Rudy sonra Ekbe kısa karşısında kalmayı şey haline getirince biraz hani switch savunmasına döndü Fenerbahçe de. Ekbe'yi de daha önce Fenerbahçe ilk zamanlar biraz daha rim, yani çember savunucusu gibi orada sabit. Ama aynı şeyi Thompson'la yapmadı. Ama Thompson öyle bir oyuncu değil değildi. Aynen. Thompson bir de orta mesafeyi seviyor biraz Avrupa'yı zaten öğrenene kadar yapmış. emekli, Çünkü, oldu. emekli <laughs> oldu. Hani ha bugün öğrenir ha yarın derken sezon bitti. Çok ee, elleriyle evet çok. Elleri çok hareketliydi bir de ne o atasözü adın çıkacağına canın mı çıkışı ha, her hakem onu kovalıyordu. Öyle bir de Çin'de tabii Çin'den de geldi ya Çin'de saha boş gibi top bir orada bir orada o elleri kullansa da kimseye değmiyordu yani o yüzden. Doğru. <laughs> Avrupa pek öyle temas basketbolunu sever. Yani o, o da oturursa Fenerbahçe çok e, uyum sağlayarak uyum. hem tanıyıp Avrupa'yı çünkü ilk defa yurt dışına çıkıyor. E, sakatlıkta olmazsa Fenerbahçe çok 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 iyi yolda yani söyleyeyim sana. Bir kere muazzam eğleniyorlar abi. Savunma yapmaktan eğlenen takım Savunma yapmaktan zevk alan takım zaten başarılı takım olur. Yani. Doğru. Peki bir şey soracağım abi. Ee, yani ben hep ah diyorum bu konuyla ilgili de. Özellikle kaylokuyn kumarı bence çok doğru bir kumar benim gözümde. İlk, ilk tercih dediymiş bu arada galiba. Değil mi? Sen söylemiştin geçen programda da. İlk tercih değil demiştim. Ben mi söylemiş? Ya da biz program önce seninle konuşurken sen bana söylemiştin ben şimdi söylüyorum. Ee, tam hatırlamıyorum. Keşke diyor insan Alex Perez yerine bir doğru kısa alınsaydı Final Four üzerine konuşabilir miydik? Çünkü biz senle sezon başı playoff büyük başarıdır diyorduk ya bu sezon Abi üzerinde. Hala Final Four üzerine konuşabilirsin. Ee, şu, yani şu anda değil tabii. Son bir aydır, bir buçuk aydır nereden nereye nasıl gelindi ve onun üstüne koydukça ama tabi burada e, Okun'un uyum sağlaması da çok çok önemli. Şu anda Fenerbahçe'nin uzun rotasyonu Final Four Bartel'de döndükten Final Four da. adaylarıyla mukayese ettiğin zaman e, dar yani e, CSK olsun Real Madrid olsun yani Anthony Randolph olsa zaten onlar herhalde en iyi uzun rotasyon. Ekleme rotası. yapmayacaklarmış galiba. Şeyi aldılar işte. hayır Alex Tayiz'i aldılar. E, kısaya ekleme yapmadılar. Ha o çok enteresan. Bir, o çok. bir çocuk vardı neydi adı şimdi onu o çocuk, çok, O çok enteresan bir karar. E, Barcelona'nın uzun rotasyonu muazzam. Dün yine e, Brandon Davies'i alıcı gözüyle seyrettim. <laughs> Ama o da geçen sene mesela kötü bir sezon geçiriyordu. Yani Abi, beklentilerin altında kaldı. Orada işte. PES için sevinmemesi, oyunculara hor görmesi, yani bunların hepsi etkili olur yani. Olabilir. Eee Fenerbahçe'ye başka et, eklemek istediğin ne var? Benim en çok etkileyen şey şu oldu. Gerçi bunu senden çalacağım şimdi. Bak gene denk geldim bir yeri söyleyeyim. Ee, galiba yayının en başıydı. Sen şey dedin ben ona dikkat etmemiştim. 29 asisti. 8 oyuncu hmm. 2 ila 6 arası. 6 arasında. Çok değerli. Çok şey. önemli bir rakam. Evet. Çok, Çok önemli bir rakam. Ya topu paylaşmaktan öte farklı bir şey anlatıyor bize. Hayır, bu şey, bu birkaç şeyi gösteriyor. Bir kere paylaşma niyetini gösteriyor. O pas trafiğinin ve şeyin bir işareti topu paylaşmanın. Niyet önemli, taktik önemli, bir de yapabilmek önemli. Yani bu asistleri yapabilecek 6-7 tane oyuncu varsa bir takımda, yani o takımın hangi silahı ne zaman patlayacağı kestirmek çok zorlaşır. Fenerbahçe'de de baktığın zaman, yani şu anda son haftalarda Wesley çok doğru kullanılıyor yani böyle uf. acayip rakamlarla oynuyor 11'de 9 falan böyle. Bir daha maşallah <laughs> diyorum. Vur aman bak vur. Yok yok vuruyorum. Ee, şey vesilinin zaten şut fundamentalı, şut yeteneği, o mekaniği çok iyi bir mekaniği var ama isabet bulamazdı. Şimdi orta mesafe sırtı dönük dönüp falan atıyor. Çünkü Uçuk. Yani repertuara bunları şu. da etkili şu. E eklediyse <laughs> her öyle garip ha şöyle görüküyor. Ay çok güzel ya. Yani. O ona göz yaşı damlası da denmezdi. <laughs> manc mancınık falan Senin gözün var, Sen gözün burada mı? Yok abi. Yani, ne bu? Kalbimden mi gönderiyorum? Ne olabilir? Bilmiyorum. Ona bir isim bulman lazım senin. Ben abi. mi bulayım? Heart atardı. Heartbeat. <laughs> kalp atışı. Kalp atış. Güzel, bak kalp atışı. Evet, güzel. Yine 7 saniyede buldum onu. Evet. Sana bir şey mi abi, ee, acayip bir IQ'n var. Benim şundan dolayı söylüyorum, abi, haddime oğlum, değil bunu söylemekteyken ama eş, eşi bir Cem şey Yılmaz'da gördüm bu kadar e, çabuk cevap verebilme yeteneği. Bu acayip e, zeka göstergesidir ve hani çabuk cevap ama net cevap yani yerine oturan o sırada bir de sende. Estağfurullah. Evet. Mesela şu şey vardı ya, bir program sonunda Alzheimer dergisi var. Adın <laughs> neydi falan dedin ya. Onu da hemen mesela bir saniyede düşünebilmek. Kolay değil Murat Muratanoğlu olmak. Öveyim mi biraz seni? Yok övme. Boş ver. Gerek yok. Fenerbahçe'yi yani hmm. konuşalım. Nefesi konuşalım. Peki tamam. Ee, Euro Ligi konuşalım. Bu yönetim evet, gidecek ee... mi gitmeyecek mi? Yani hakikaten böyle bir lig yönetilmez. Ya. Çok ciddi söylüyorum yani. Bu kadar ve takımlardan hiçbir ses çıkmıyor. Yani her gün atamam bir tek bir şeyler söyledi. Ya şimdi ya şeyi söyleyeyim. Babacığım istiyorum. dört tane İspanyol takımı var. Doğru mu? Doğru. Doğru. İki tane Rus takımı var. Doğru. Üç var. Üç var. Üç var. var. İki tane Yunan takımı, iki tane Türk takımı, iki tane Alman takımı. Bir Fransız. Başka iki olan yok değil mi? Bak Kızıl Yıldız var, Sırp. O başka iki olan yok. Yok. Demek ki İspanya'dan iki. Bir tane İtalyan var. Bir tane. İspanya'dan iki, Almanya 3, Rusya 4, Türkiye 5, Yunanistan altı. 7 tane çift hafta, çift maç haftası yapıyorsun değil mi? Abi niye gel git yaptırıyorsun bu takımlara ya? Ya da bir tek Fener'e mi yaptırıyorlar? Fenerbahçe hatırlıyor musun? Üç, üç defa şey iki defa. İspanya'ya İspanya gittiler. Yedim. İspanya'dan direkt Ankara'ya gittiler. Telekom'la oynadılar. Daha pasaporttan geçmeden. Tekrar İspanya'ya geldiler. İki maç oynadılar. İki tane şak şak şeyi yediler. Tekrar Türkiye'ye geldiler. Bir de İspanya uçuşu uzundur Yani. Ha? Bir de uzun uçuştur yani İspanya. Madde evet. 4 saat. Ya şunu niye şöyle yapmıyorsun? Şimdi Rusya'ya gittiler. ÇSK ile oynadılar. Geldiler. Direkt Fethiye'ye gittiler. Fethiye ile oynadılar. Direkt İstanbul'a gelip bir gece şey yapıp Moskova'ya gittiler. E salı, perşembe ya da e, çarşamba, cuma koy iki Moskova takımını arka arkaya. Bu sene oynayan vardı ya iki Moskovayı. Geçen ha, sene Efes öyle oynadı diye Hayır ama oynadı. yani mesela çok yani istenince yani koy en fazla mantıklı en fazla tehlikeli olduğu şey seyahat. Havalimanları işte otobüs transferleri. E onları minimum ayındır. Bir takım Yunanistan'a geldiği zaman Olimpiyakos'ta sonra Panathinaikos'ta oynasın. <laughs> Almanya'ya gittiğinde Münih sonra Berlin. E para endeksli bir organizasyon. Hem çok de para sağlı. takımları ha? Yani para kazandırmak değil, para kaybettirmek için bir takım şeyler yapılıyor. Herhalde işte devamlı özel uçakla yani yönetimin orada çok büyük fedakarlığı var. Ama mecbur bırakılıyor abi. Ya yönetim demişken bu arada geçen sene benim özellikle daha çok hedef gösterip senin daha böyle üstü kapalı bazı şeyleri anlattığın bir şube yönetimi vardı. E, bu sene Sertaç Bey e, ben bir ara şey dedim ya rebound'u alacak dedim. Müthiş. <laughs> <laughs> senin Şubenin başını öyle insanlar gördüğü zaman her maçta yani e, yerinde bir Ozan Bey'i hatırlıyorum zamanında. O da her deplasmana gidiyordu. Ozan bu kadar heyecanlı değildi heyecanlı ama. Değildi. Sertaç Bey yani sağdaki 6. adam gibi rebound olacak diye. Yani... Ben bir ara şey Pierre <laughs> bekledim yani. Bak çok önemli. Kesin. Yani ne kadar profesyonel olurlarsa olsunlar, ne kadar NBA kariyeri olmuş olur yani onların tabii ki fark ediyor ama sen yani senden sorumlu kişiyi orada öyle gördüğün zaman her seyahatte ya neresi olur ya yani oyuncu psikolojik bir güç, güç ya acayip. Yani. Ama tabii bunu bazıları ya para alıyorlar bunlar, bunların işi bu. Yok öyle olmuyor. Bunu anlatamadık. Ya o bir yere kadar doğru olabilir. Bir yere ama kadar ama bunlar işte. ne kadar profesyonel olursan ol yani herkes Tom Brady gibi olamaz. Annesi babası Covid'le savaşıyordu. Adam playoff oynadı yani. Yani o daha başka bir boyut ama ne kadar profesyonel olursan ol bunlar insan. Ha Kayri gibi ol demiyorum. Nereye gitti? <laughs> 8 maç, 7 maç ama insan olduklarını da unutmamak lazım. Sertaç Bey'in şubenin başına gelmesi hakikaten çok şey etkili oldu. Kötü günlerde de tutumu çok önemliydi. Çünkü o geçiş döneminde Kokoşkova sahip çıkması, biz eleştirebiliriz, biz yorumcuyuz ama Kokoşkova inanması, Kokoşkova sahip çıkması, oyunculara sahip çıkması, yani e, hakikaten e, Fenerbahçe'nin nereden nereye geldiği noktada onun da çok büyük payı var. Kesin. Biz hatta Guduric transferinde doğru kullanılması etkili olur ama bu halde nasıl kullanılacağı da çok önemli demiştik. Bizim beklentimizin çok çok üstünde bir etki. Yani. Ama bizim... Guduric de çok olgunlaşmış şey olmuş. Ben işte bir şey söyleyeyim mi? Makabi maçına e, o yüzden gittim biraz Guduric acaba ekranda mı hani daha geniş duruyor dedim. Ee, evet bayağı fark etmiş fiziki. Hayır bir de şimdi şu vardı. Her zaman iyi şutördü. Şutu kaçırdığı zaman. Ama bak dikkat et abi. Böyle olurdu. Şimdi hareketli şut atmıyordu. Baş, başkası şutu kaçırdığı zaman. Bravo bravo. Kafa okşamalar. Bunlar çok önemli abi. Mesela rol de çalmıyor. <laughs> O da çok önemli. Mesela Nando ile Veseli'ye büyük saygı gösteriyor sahada. Yani e, liderlik konusunda da rol gerektiği zaman alıyor. Şeyi. Benim çok önemli şeyler. En çok dikkatimi çeken abi Lorenzo'yu mutlu etti ya. Yani, ben çok eleştirdim Lorenzo'yu. Abi Lorenzo'nun ben işte oturma ekrana geç Hala ya. da arkasındayım Lorenzo çok, konusunda. Çok eğleniyordu reji herhalde. Böyle hani Acaba gözleri açık uyuyor mu diyorsun? Yani izlerken. Ya da biri şey mi yaptı? Hipnotizma mı yaptı? Hipnotizma etti. Böyle. Saat gibi. Şimdi... Adam... Yüzü gülüyor. Ya, ya. gülmese de... tebeş, Tebessümü Tebessüm. var. Vücut dili değişti. Vücut dili değişti. Katılıyorum. Ya şimdi... Ben Lorenzo Brown'u niye eleştiriyorum? Lorenzo Brown kötü oyuncu olduğundan değil. Ee, bu kadro aslında Lorenzo değil asıl eleştirilmesi gereken de bu konuda. Bu puzzle'ın parçası tamamlayıcı parçası Lorenzo değil. Lorenzo tarzı bir kısa değil. O yüzden ben çok eleştiriyordum. Bu arada kendi de biraz tabii kafa şeyde olmayınca mesela yapması gerekenleri unutup yapmaması gerekenlere odaklanıyordu. Şimdi o da rahatladı. Veseli ve Nando Deco'lu üzerine gudur için şeyi. O da rahatladı Afı olarak. Yani. Abi kaç oyuncu? Pierre, Eddie, Lorenzo, Bartel. Ama Hamilton, bu demek değildir ki yarın öbür gün bir maçta Hamilton, çok mi? sıkıntılı şeyler yapmayacak. Ee, güvenemezsin yani. Başka yeni var Pierre, mı? Pierre, Eddie, Hamilton, Alex Perez geldi. O sonra geldi. şeyde Bartel. Yazdım. Bir mı? tane daha vardı galiba. Bartan yazdım mı? Hem olsun ulan Altı tane yeni oyuncu. Altı tane farklı şeyden geliyor. Bir tanesi Litvanya kültürü, Litvanya basketbolu. Ömrünü şerger işte geçirmiş mesela. Öbürü Alman. Birbirlerinin esasında çok uzak değiller ama basketbol olarak farklı. Ee, bir tanesi. E... Yani sudan ilk defa çıkmış balık gibi. Öbürü M Monsia'da, değil mi? Munsiye'de oynuyor. Evet. Yani şimdi biri İtalya ıı, Sassari. Yani bunların hiçbiri şey takım değil. Yaşları genç değil ama hiç bu seviyeyi görmemişler. Yani çaylaklar sayıs. Bu seviye özelinde. Yani şimdi yaşı genç olan da bak fısladı. Belki yaşının genç olmaması buranın değerini daha arttırdı onların evet. şeyinde. Evet. Yani e, kulübün ne kadar üst seviye olduğunu ne, ne güzel e, olumlu insanlarla teknik heyet olsun ben yani hepsini tanıdığım için söylüyorum teknik heyet olsun orada çalışanlar olsun e, şanslı hissettiler kendilerini ve bunun kıymetini bildiler değerini bildiler ve ona göre de çalıştılar zaten hepsinin karakteri çok düzgünmüş o açıdan e, kolay değil yani şimdi Lorenzo'da altı yeni oyuncu geliyor senin dümenin arkanda kaptan yok o kaptan doko'la de değil kesin bir de çünkü Lorenzo net yönlendirici değil bu kadroyu e, o yüzden tamamlayacak parça değil diyordum yani Fenerbahçe'ye net bir numara lazım ama dönüp baktığın zaman da Kokoşkov şimdi madem öyle ben de iki tane birbirini tamamlayabilecek yetenekli sayla oyunu yönlendiririm diyor. Biri Nando Colo, biri Guduric. Yani Pierre Pierre'in asist şeyi çok yüksek. Eddie de başladı. Ahmet çok ilerletti. Veseli zaten... Ahmet formda bir uzun için başka bir boyuta geldi. Yani şeyi zorluyor söyleyeyim sana. Divat Sabonis seviyesini zorluyor yani. Sakatlık öncesi Sabonis. Birçok oyuncuyu karıştırırım ben. Ha? Ve senin seviyesi için birçok oyuncudan bir şey alır karıştırıp çok yönlü çünkü. Hayır, yani onlar Avrupa uzunlar arasında Utopya'ydı yani şey Artık açısından. şey de yapamıyorsun meselede. Hani bir şeyi riske ediyordum dış şutunu yani en azından orta mesafesini ediyorlardı. Ya da Hekeşek gibi mesela oyunun kritik yerlerinde fual yapıyor. Neyse şey ben maşında, fazla bir de denediler onu. Fazla şey yapmayayım da. Evet. Nasıl onu değişti? Vallahi. Nazar değmesin. <laughs> <laughs> Neyse. Hani dediğim gibi şey çok yönlü oldu. Partizan zaman 3 numara oynadığı zaman dışarıdan şut kullandığı ve yüzdeli attığı zamanları biliriz. Oraya doğru gidiyoruz galiba. O pas istasyonu olmaya, topu almaya çıktığı zaman zaten çok yukarıda elleri kaldırıp atabilir mi yani? Ya zaten onu NBA'de 3 numara oynar diye o kadar yüksek draft ettiler 6. sırada. Ee, hazır tam hazır değildi kafa olarak da. Ee, Obra'nın e, e, eline geldiği zaman da yani Obra kafasındaki basketbol için ideal bir şey buldu. Uzun. Yani hem savunmada hem ucumda. Ekbe de öyleydi. Hatta şimdi izledikçe sinirim bozuluyor. Levern de öyleymiş. Hiç öyle yapma yani. Ya biraz oynasaydın ya. Yani biraz oynasaydın. Ya bir şey söyleyeceğim abi. Ne? Sen hatırlıyorsun o sohbeti. Biz seninle bir yemek yiyorduk. cumartesi günüydü. Birini gördük şeyde. Yemek yediğimiz yerde. İsim almayacağım takım içinden. Seni de çok seviyor. Selam olsun ona da. Ee, hatırlıyor musun? Laverne, Obradovic 10 defa falan antrenmanı durduruyormuş. Setleri anlatabilmek için. Yani çünkü bir de Obradoviç sisteminde uzunlar çok önemli ya. Yani onun sorunu aslında e, kalitesinde değil IQ'sunda izlenim almıştık biz. Hani o oraya ayak uyduramadı. Aslında biraz yukarı çıkmaya başlamıştı. O Türkiye Kupası'nda sakatlanmadan önce alışmaya başlamıştı. Aa, i̇lk geldiğinde... İyi oynuyordu. Hatta şey diyordu insanlar. Türkiye Kupası bitirdi onu. Evet, Ondan Türkiye... sonra da sakatlandı abi zaten Türkiye E tamam da bir buçuk sene mi sakat kaldı abi? Abi o yanlış tedavi oldu bence. Ya tamam da yanlış tedavinde bir şey yok mu abi? İyileşme limiti yani. Ya vardır tabii ki. Ama şeyle bir korkutu. İsteksizdi O ayrı. Takımdan, Mutlu değildi. Takımdan ayrıydı o. Mutlu Hiçbir değil Hiçbir zaman mi? kalbini takımına ıı, o şeyine koymadı. Orada o, kendini yerden yere atıyor. Yani. Ya biraz e, belki hani sistem özelinde ona daha uygun oldu bazı şeyler. E, çünkü ben şeyleri hatırlıyorum. E, bizim neydi demin konuşuyorduk ya. Bak aklım yine gitti. Kim? Ellerini çok oynatan uzun ha, Jason Thompson. Ha, Jason Thompson'dan sonra gel, gelmişti ya Lover yani. Bir sene sonra. E herkes şey diyordu. Ekbe gittikten sonra niye almadık Lover'ni? İlk başlardı. İlk başlardı. Sonra herkes Fenerbahçe Fenerbahçeli olan hani böyle bir söyleniyordu kendisi. ve ben ne eklemek istersin Fenerbahçe'nin geleceğiyle ilgili? Vallahi bir şey eklemeye artık gerek yok inşallah. 3 maç e, içeride oynayacak. E, yine ben makabı maçında... Ama maçı Şubat maçı... ayında da hep dışarıda. 18 gün mü ne dışarıda? Şimdi Zenit. Şey Mart ayında. Mart, Mart ayında. Ha, Mart Mart ayında. Ha. Ee, Şubatta hiç dışarı çıkmıyor. Evet. Son iki hafta Barcelona-Real Madrid maçları var. Real Madrid-Barcelona. Ee, İkisi de buraya geliyor. İkisi de buraya geliyor. Valencia'ya gidiyor. Bayern'e gidiyor. Playoff için ee, düşünce nedir? Daha erken ya. O yapar mı? Şu tempoda yapacağı görünüyor ama... İşler şimdi son Ay, o. 14 galibiyetlik sezonunun sonu hastanede bittiği için çok bir şey demek istemiyorum. Hiçbir şey demek istemiyorum. Ama yani Efes için rahatlıkla o potansiyele sahip diyebiliyorum çünkü geçen seneyi gördük. Evvelki sene her ne kadar Fener'de çok eksik olsa da Final Four'da gördük. Ama Fenerbahçe'de daha görmek lazım. Şimdi önemli bir yeni parça geldi. O yeni parça nasıl uyacak? Ee, onun bir sürece ihtiyacı olacaktır. İlk defa Amerika dışına çıkıyor. Ee, Alex Perez dünkü aldığı o güven tazelemesiyle ve e, takımın oynamak da olan basketboluna ayak uydurmakla onun yanına bir de dayak yiyebilecek e, alışkanlığını seviyeye gelebilecek mi? Onları görmek lazım. Alex Perez sana 8 ile 10 dakika arası 0 top kaybı, 2 asist. 2 asist, 2 ribaund, 4 sayı. 3 sayı. 3 sayı. <laughs> Verebiliyorsa bu çok şey fark eder. Acayip, evet. Kesin katılıyorum. Ama işte bak yine dönüp dolaşıp oraya geliyorum. Bunu verebilecek mi? Onda bile soru işaretim var benim. Hayır, tamam ama işte. Bunu ama e, sıkışan oyunda bunu abi kim her maç kim maçında kim ya da bunu dayak maçında sana verebilecek. Ha, işte mi? O, onu söylemek istedim. Yani kim kim maçında? Barcelona'da mı? Barcelona maçında sana 8 dakika verebilecek mi? Sıfır top kaybı, 2 asist CSK maçında mı? atamadın sana ya. CSK maçında e, sahaya o, atamadın. Kokoşko anladı zaten hazır olmadı. Makabi maçında oynadı mı? Hayır. Makabi maçında da atamadı sahaya. Yani. Tamam ama it's a process ya. Makabi maçında sanki bir girdi ya. Girdi girdi. Girmedi ya. Dur ya. Vallahi hatırlamıyorum. Burada şey var. Fenerbahçe Makaröy. Bir ara attı ya. Ya sen var ya beni sinireceksin abi ya. Özür dilerim. DNP ne demek? Ya, hata benim. Benim mazur gör bu arada. Görüyorum. Gel. Öyle canım, hatırlamıyorum. Canım tamam özür dilerim. Bunu da geri alayım. Estağfurullah abi oynatamadı Sadece şimdi bir, onu oynatabilecek öyle. duruma önce gelecek ona güvenecek duruma gelecek öyle maçlarda o da öyle maçlarda belki başta biraz bocalarsın dayak yemesine rağmen çünkü Fenerbahçe'ye geldiği zaman dayak yiyorsun abi yani bunu 7 yıldır görüyoruz öyle Barcelona'nın Olympiakos, deplasmanındaki e, düdükler müdükler Fenerbahçe'ye gelmiyor bunu alışmak nasıl lazım nasıl çaldılar <laughs> Sen şeyi ya baba Jalgiris maçının son pozisyonu steps kaç adım yani çalınması için kaç adım atman lazım? Benim bildiğim üçüncü de çalıyorlar. Ha yani neredeyse Arnaz'dan Vilnius'a gitti ya. Moonwalk yaptı. Ha, ya. moonwalk. <laughs> Michael Jackson gibiydi. Ve hakemin önünde oluyor. Grigonis'i beğeniyor musun? Beğeniyorum. Ama başka bir takımda oynayabilir mi bilmiyorum. Benim soru işaretlerim var. Mesela e... Yasikevicius Barcelona'sında oynayabilir. West Ham'ın yerine işte, düşünülebilir yani. Ha, Yasikevicius'un olduğu yerde onu o oynatır zaten. Yani. Evet. Ama e, çok, çok çalışıyormuş. Çok ilerletti yani. O ilk çıktığı halde. Fenerbahçe'ye tam... de geçen sene acayip bir basketi vardı değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Çok iyi şutör bir kere. <laughs> bir de drive'ları size de var. Yani kaç yaşında o? 25 oldu mu? 24. E, oldu galiba. Oldu diyor. Pierre'i şeye benzetiyorum ben. Barcelona'da şey var diye ya, ya. O çok iyi kadrolarında. Esmer bir çocuk var diye. Ya. Takımın ya, yarısı siyahiydi zaten. Ya. Unuttum vallahi adını. Her gördüğümde aklıma o geliyor. Pete Michael? Pete Michael aynı. Nasıl buldum? Vallahi helal olsun. Benzemiyor mu? Pete Michael daha size daha ya, şeydi. Bir de Pete Michael solaktı değil mi ben yanlış Solaktı. Benziyorlar bence biraz. Andırıyor. Vallahi zor tutar Fener bir iki sene sonra onu. Böyle oynamaya sonra. devam ederse. Evet. Bir de playofflarda görmek lazım. Bak büyük oynayacak. O da önemli. It's a process. Peki abi o zaman eklemek istediğim ağzına bir şey. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Ee, tekrar herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.